Konuşmamı başlamadan önce hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz diyorum. Malumunuz bu hafta trafik haftası. Bu nedenle özellikle trafik kazalarının insan faktöründen %80 kaynaklandığını da bilinciyle sevgili bağlamalılar başta olmak üzere tüm sürücülerimizi duyarlı olmaya davet ediyorum. Sadece kendi yaşamına kastetmenin dışında bir başkasının yaşamına da son vereceğini asla unutmadan direksiyonun başına geçtiğimizde trafik canavarı olmama konusunda özel bir çaba sarf etmemiz gerektiğini zannedersem toplumsal olarak kabul etmek durumundayız. Bu nedenle ben tüm sürücü arkadaşlarımızın direksiyon başına geçtikleri andan itibaren trafik kurallarına azami ölçüde dikkat etmelerini rica ediyor ve bu konuda da kendilerinin katkı sunması gerektiğini düşünüyorum. Değerli arkadaşlar, 6 Mayıs. Bugün Deniz Gelmiş'in ve arkadaşlarının idam edilişinin 49. yılı. Onların tek dileği emperyalizmin ve onların aracılığıyla Türkiye'mizin milli sınırlarının işgal edilmesine haykırışları ve o haykırışlarıyla bir tek kan dahi dökmeden 6. filoyu denize döktüklerinde sadece ve sadece tek isteklerinin tam bağımsız o Türkiye olduğunu bilmesinin önemini vurgulamak istiyorum. Onlar sadece ve sadece tam bağımsız Türkiye diyerek yaşamlarına son verildi. Bu nedenle bugün onları Cumhuriyet Halk Partisi'nin misyonunun gereği hem sahipleniyoruz hem de ölüm yıldönümlerinde saygıyla anıyoruz. Ve bu konuda değerli basından sorumlu Başkan Yardımcımız Aysel Bey'e de söz bırakıyorum. Teşekkür ederim. Yaşadığımız bu kutsal topraklarda gözü olan küresel güçlerin hegemonyasındaki emperyalizm emellerini direnmenin sembolü olan Deniz Gezmiş ve arkadaşları 41 yıl önce bugün idam edildi. 1972'de 5 Mayıs'ta 6 Mayıs'a bağlayan gece Devrimci Gençlik Hareketi'nin önde gelen liderleri Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'ın haksız nedenlerle insanlığa aykırı anlayışa sahip ulusal duygulardan nasibini almamış insanların baskısıyla idam edildi. Tam bağımsız Türkiye için mücadelelerini tam dökmedikleri halde haksızca idam edilerek hayatlarını feda eden bu kahramanları hiç unutmadık. O zamanlar emperyalistlerin emrinde olanlar, denizlere atanlar bilmiyorlardı ki bugün binlerce denizdir. Türkiye'de tam bağımsız Türkiye ülkesine inananlar oldukça anılarına mücadelelerine bağlı olduğumuz bu insanları her geçen yıl daha da güçlü alacağız. Deniz Gezmiş de arkadaşlarının emperyalistlerin egemenliğine son vermek istedikleri için tam bağımsızlıktan yana oldukları için halkın ezilmesine, haksız paylaşımına karşı çıktıkları için geri kalmışlar mantığın edilişimizde isyan ettikleri ve özgürlüklerin tam olarak sağlandığı bir Türkiye istedikleri için idam edildi. Deniz Gezmiş de arkadaşlarını andığımız sürece tam bağımsızlığında heyecanımızı çizdirmedik kesinlikle. Teşekkür ederim. Sayın Beyaz, ağzınıza sağlık. Değerli arkadaşlar, 12 Mayıs, hep tarihlerden gidiyorum, 6 Mayıs ve 12 Mayıs, Pazar günü. Burada Bandırma Cumhuriyet Meydanı'nda gençlik şöleni düzenleyeceğiz Cumhuriyet Halk Partisi olarak. Gençlik Kolları Başkanımız Sayın Oğuzhan Koç'a birazdan detaylarını vereceği program kapsamında biz burada güzel bir etkinlik yapmayı planlıyoruz. Sabah yani öğleden sonra saat 15 yanılmıyorsam 17'de Kristal Kafe'de iki tane değerli milletvekilimizin katılacağı bir panelle başlayacak olan bu şölenimiz. Daha sonra yine yerel bir grupla Cumhuriyet Meydanı'nda. Daha sonra da Sanfat Oktur İklim Gösterileri
ve daha sonra da gençliğin epeyce sevdiği, tanıdığı Özgün isimdeki sanatçı arkadaşımızı sahneye çıkaracağız. Havai Fişeklerin desteğinde orada Bandırma'da tüm gençliği sizler aracılığıyla o şölenize beklediğimizi ifade etmek istiyorum. Ayrıca o gece gençler önemli diye genel başkanımızla burada ağırlamanın mutluluğunu yaşayacağız. Ben ana hatlarıyla temas ettiğim bu konunun detaylarını açıklamak üzere sözü Gençlik Kolları Başkanımız Sayın Olcan Koçal'a bırakıyorum. Öncelikle hepinize hoş geldiniz diyorum. Bugün 6 Mayıs tam bağımsız Türkiye sloganıyla yola çıkan 3 değerli fidanımızın idam edildiği gün. O günlerde 68 hareketi olarak bildiğimiz gençlik hareketi günümüze kadar ulaşmakta. Yalnız günümüzde tek fark, bugün hapishanelerde ölüme terk edilirken o zaman asarak bu işler yapıldı. Günümüzde parasız eğitim isteyen gençlerin 19 ay içeride tutulduğu bir günde aslında çok da yol alamadığımızın bir göstergesi diyorum. Ve bu yolda ölen devrim şehitlerimizin hepsini anıyorum. 12 Mayıs'ta Bandırma'da bir gençlik şöleni düzenliyoruz. Şölen için gençlik kolları olarak yola çıktık ve genel başkanımızı davet ederek sürece başladık. 12 Mayıs'ta saat 17'de Kristal Çay Bahçesi'nde önce Ankara Milletvekilimiz Aylin Nazlıarka ve en genç milletvekilimiz 81 doğumlu Tekirdağ Milletvekili Avukat Emre Köprülü'nün katılımıyla Gençlik ve Siyaset adlı bir panelimiz olacak. 19.30'da gençlik şölenimiz başlayacak. Gençlik şölenimizde öncelikle Safak ekibinin güzel bir halk oyunu olacak. Ege Yöresi'ne ait. Onun ardından biliyorsunuz Bandırma'mızın geçen Fanta'nın ulusal bir yarışmasında Türkiye ikincisi olan ve 10 ili gezen Bandırmalı değerli arkadaşımız, kardeşimiz Murat Özer sahneye çıkacak. Onun ardından çeşitli Karadeniz'deki testlere yapılan sahil yollarına dikkat çekeceğiz. Bununla ilgili kısa bir videomuz var. Ardından gençlerin çok sevdiği sanatçımız Özgün sahneye çıkacak. Ve bu arada Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla coşku en yüksek düzeye ulaşacaktır. Bununla ilgili çalışmalarımız başlamıştır. Billboardlarda, raketlerde ve sokaklarda afişlerimizi görmek mümkündür. Tüm gençleri, özellikle Bandırma'da değişimi gören tüm gençleri bu şölene davet ediyorum. İlerleyen günlerde programla ilgili ayrıntılı bilgiler basına verilecektir. Şimdilik bu kadar diyor. Teşekkür ederim. Tabii sadece Bandırma'daki gençlerin dışında bütün bölge gençlerini de bu etkinliğe davet ediyoruz. Hepsi misafirimiz olurlar. Büyük şeref diyoruz onları anlamaktan. Buraya kadar gelip bizi kamuoyuyla buluştuğunuz için size teşekkür ediyorum. Sağ olun.